çekti koma gene. Olsa yesek hep birlikte. Bu nasıl bir lezzet böyle? Durma hadi bobo söyle. Taptaze çiğ köftesiyle. Koma gene, koma gene. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir Sağ Dışı programında daha karşınızdayız. TV3, YouTube ve Facebook kanallarımızdan canlı olarak yayınlıyoruz bu programımızı ve teknik direktörümüz sevgili Kenan Osman ile birlikte hem Rize Spor'u konuşacağız hem Fenerbahçe Çaykur Rizespor arasında dün akşam oynanan Süper Lig'in son hafta karşılaşmasının değerlendirmesini yapacağız. Aynı zamanda Rize Spor'un bu sezonda neler yaptığını, hangi aşamalarda geçtiğini ve şu an geldiğimiz noktada bundan sonra neler yapılması gerektiğini yorumlayacağız. Değerli teknik direktörümüz Kenan Osman ile birlikte TV3.net yazarak YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter adreslerimizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Programlarımızı daima buradan daha sonrasında izleyebiliyorsunuz. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk Turgay. Ben iyiyim Allah'a şükür. Ligde kaldık, sevinelim, üzülelim ama yine ne kadar olsa Rize Sporluyuz. Ligde kalmamız tabii ki bizi sevindirdi. Sen nasılsın bu arada? Görüşmeyeli. Allah, hocam biz de iyiyiz. Yayına kısa bir süre kala geldiğin için çok sohbet edemedik ama evet. Dediğim gibi ligde kaldığımız için sevinçliyiz ama yani buruk bir sevinç derler ya. Özellikle dün akşamdan sonra yaşadığımız aynen bu oldu. Yani ramak kalay ligde kaldık gibi bir durum oldu. Evet. Geçtiğimiz yıllarda hatırlarsın Trabzonspor'un 3 Temmuz olayı deriz ya, Bursa Spor'a yenilmesiyle Rize Spor'un küme düşmesi Rize Spor taraftarlarını çok etkilemiş bir olaydı. Geçen sene başında da kulüp başkanımız Hasan Kartal açıklamasında bizi kimse düşürmedi dedi. Biz kendimiz düştük. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekirken kesemedik, düştük. Kimseyi suçlamıyoruz. Bir hata varsa bunun sorumlusu başkandır, yönetim kurulu üyeleridir demişti. Bu sene kendi göbeğimizi kesemedik. Özellikle dünkü maçta. O yüzden onu soracağım sana aslında ama hocam birazdan mı soralım, önce Fener maçından mı başlayalım? Yok, sorabilirsin bunu da. Yani kendi göbeğimizi kesemedik dün akşam. Şimdi yani buna biz nasıl bir yorum yapacağız? Yani taraftar istifa istiyor ama kalmalılar mı? Başkanın söylemlerinden yola çıkarak tabii bu soruyu soracağım size. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kendi göbeğini kesemeyen, bir puan alsa rahatlayacak bir Rize Spor. Dün akşam rakiplerinin mağlup olmasıyla ligde kalmayı başarmış oldu. Başkanın söylemleri de ortada. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi öncelikle sevgili seyircilerimize iyi akşamlar dilerim. Bunun yanında az evvel öğrendiğimiz bir önceki haftaki izlenme sayımız bize gerçekten büyük bir keyif verdi. 25 bine ulaşmışsa bizi izleyen taraftarlarımız ne mutlu bizlere ki biz onların istediği gibi konulara değiniyoruz. Rize Spor'u aşağıdan yukarıya kadar konuşmadığımız hiçbir yerini bırakmıyoruz birlikte. Her türlü sorulara, her türlü olabilecek futbol adına, yönetim adına ne varsa hepsine temas ediyoruz ki 25 bin kişinin bizi izlemesi bana göre olağanüstü bir rakam ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hasan Başkan'ın sezon başındaki açıklamasında önce yemekte şöyle söylemiş olduğu, takımı şampiyon edeceğim. Ondan sonra şampiyonluğa oynayacağız. İlk üçün arasına gireceğiz. İlk beşe gireceğiz. İlk beşler falan yani konuşuldu. Bir sürü söylemleri vardı. Biz de hatta geçen sene Ertan Uzay'la programı yaparken hep eleştirdik yani. Makul bir yerde söyle de seyircimiz de inansın, biz de inanalım yani. Sadece atmosferle bu işler olmuyor yani. Şimdi bu sezon başında tekrar kameraların karşısına geçtiğinde şunu söyledi.
Biz dedi, bizim kimse düşüremez, biz düşersek kendimiz düşeriz. Düşersek de, eğer bu işi götüremezsek de bu bizim becerimiz ve beceriksizliğimiz olur. Ona göre gerek ki neyse onu yaparız diye bir konuşması evet. vardı. Şimdi baktığımız zaman Hasan Başkan'ın sezon başındaki konuşmasıyla ligi bitirdiğimiz, kendi göbeğimizi kesemediğimiz şu anda olduğumuz yerdeki durumumuzu bizler fark ettik, biliyoruz. Hangi durumda terk ettik, üzüldük mü, sevindik mi, ne olduğunu biz hakikaten bizim gibi bütün taraftarlarımız aynı şekilde buruk bir sevinçle beraber herkes karşıladı olayı. Burada şu ortaya çıkıyor. Demek ki yönetim olarak yaptığınız başkan ve yönetim kurulunun işte baştaki danışmanı, sportif direktörü Yılmaz Bal da dahil buna. Zaten işlerin başı o, genelde evet. futbol işini yürüten olduğu için doğru yapamadılar. Ve şu anda taraftarlar, taraftar dernekleri olsun, taraftarlarımız olsun, herkesin isteği şu. Bu yönetim kurulu, başkan ve yönetim kurulu, Yılmaz Bal da dahil, özellikle üstüne basa basa diyorum, kimse kalmasını istemiyor ve istifa etmesini istiyor. Sezon başında konuştuğumla şu ankini birleştirdiğimiz zaman zaten demiş olduğu cümleye de kendisi de gelmiş öyle. Evet. Bu işi beceremediniz. Yönetim kurulu, transfer, sportif direktör, devre arası transfer, hoca değişiklikleri hepsini üstüne koyduğunuz zaman bir tane doğru yok. Bir tane başarı yok. Hep hüzün, hem Rizeli sıkıntı ve stres. Yani Rizeli şunu diyor çarşıda, sokakta. Ya biz hep böyle mi olacağız diye. Biz hep böyle sıkıntı mı çekeceğiz diyor. Şimdi buna birisi cevap vermesi lazım yani. Ne başkan çıkıp konuşuyor, ne Yılmaz Bal çıkıp konuşuyor, ne idareciler çıkıp konuşuyor. Birlikte başaracağız diyordular. Birlikte bunu başardılar. Şimdi şuna gelelim bir de. Hani bizi komşu ligde tuttu diyorlar. Tabii evet. skora göre konuşuyorlar. Ben de geçen hafta burada bir Konya maçıyla ilgili bir yorum yapmıştım burada. Antrenör gözüyle, teknik adam gözüyle, taraftar gözüyle başka bakılıyordu. Teknik adam gözüyle daha, bana göre daha başka bakıyordum olaya. Ha sonuçta görüntü ne oluyor? Trabzonspor yenmemiş olsaydı, yenilmiş olsaydı biz küme düşüyorduk. Evet. Baktığın zaman öyle bir figür var ortada ama herkes kendi işini yapıyor. Şimdi biz Fenerbahçe'den Rize'de ve Rize'nin dışında olan Rizeliler, hatta birkaç kanaldaki özellikle yorumcuların hepsi Fenerbahçe'nin Rizespor'a yatacağını, en az bir puan alacağını bunun üstüne basa basa konuştular. Ben de bir maçta öyle miydi? Değil. Değildi. Şöyle bir şey, geçen hafta konuştuğumuz, bilmiyorum arkadaşımız hazırlamışsa verelim o konuşmamızı, ondan sonra onun üzerine konuşalım. Evet. O zaman geçen hafta bizler Malatyaspor maçını burada irdelerken Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanından 4-3 mağlup ayrılışının ardından Kenan hocamız bir yorumda bulunmuştu. Deplasman değil, kendi sahasında. Kendi sahasında. Konyaspor 4-3 yenmişti. Bakalım geçen hafta Kenan hocamız ne söylemişti? Bu hafta o söylemleriyle birlikte neler söyleyecek? Onların yerine orada daha deneyimli, tecrübeli insanlar vardı. Orada olmuş olsaydı çok daha farklı bir şey olmuş olabilirdi. Ama deneyimsiz ve tecrübesiz bir adama bırakıldığı zaman krizlerin çözülmediğini, işte 1-0'dan 2-1'ler, 1-0'dan 3-1'ler, 1-0'dan 4-3'ler. Yok efendim maçı sattı, yok şunu yaptı. Ben hiç onlara katılmıyorum. Ama hocam öyle bir oldu ki yani Trabzonspor'un oynadığı son maçlar, işte Rizespor'u çok ilgilendiren maçlar, ama bir anda bakıyorsunuz ki şimdi, hepsi aleyhimize sonuçlandı. Şimdi bizi ilgilendirdiği için daha çok ben antrenör olarak bakmıyorum öyle, ama bizim taraflarımız o şekilde bakıyor. Evet. Ben antrenör olarak baktığım zaman hiçbir takım, ben inanıyorum ki yani şimdi şampiyonluğu oynayan bir takım Denizlispor'a gidecek, 1-0'dan 2-1 maç satacak, maç verecek, atıyorum yani maç verecek. İşte Konya gelecek, ikinciliği tehlikeye girmesine rağmen maç verecek. Ben bunlara inanmıyorum. Bunlar beceriksizlik. Konyaspor'un başarısıdır bu, başka bir şey değil. O nasıl 3-1'den sonra oynamasını bilmediği için, Konyaspor'da 3-1'den sonra ne yaparım mı çok iyi çalıştığı için evet. Allah da yardım etti onlara. Bir tanesini birinciyi yendi, en alttan ikinci. Kendi sahasında 4 tane attı, sezon boyu daha da 4 tane gol attı. Maç yok adam. Evet. Belki de 2 seneden beri yok. Belki de 3 seneden beri yok 4-0'lık maçı yani. Ama ne oldu? Oraya geldiği zaman yapabileceği planlar var. Ben hep konuşurum, futbolda planın olmak zorunda. Bir şeylerini ortaya sokacak, koyacaksın, çalışacaksın, antrenmanını yapacaksın. Mutlaka bir şeyleri bulacaksın ve maça çıktığın zaman da o oyuncularından, ya benim için artık 90 dakika. Garmaş örneğine geleceğim biraz sonra.
O oyuncular çıktılar, anaların aksüdü gibi iki maçta da birinciyi ikinciyi yendiler. Bu böyle dünyada belki de araştırmaya kalksak böyle bir ilk daha yoktur yani. Bu bir ilktir. Yani alttaki ikinci küme düştü gözüyle bakılırken önünde iki tane birincinin ikincinin maçı var. İkisini de dördüsü yenecek diye böyle bir şey yok, dünyada yoktur evet. Yani. Adamlar inanılmazı başardılar. Teknik adamlık da burada ortaya çıkıyor. Birisi bu işi götüremeyeceğini gösteriyordu. Haftalardan beri gösteriyordu, gösterdi. Öbürü de daha deneyimli, daha şeydi, tecrübeliydi. O geldi, işi bitirdi. Evet hocam, bunları söylediniz geçen hafta. Şimdi burada bir şey anlattık. Ne anlattık orada? Deneyimli, tecrübeli adamların oyun planlarını ortaya koyduk. 3-1'den 4-3 müsabakayı kaybettiler. İşte Konya'ya yattılar diye düşünüyorlar. Ya yatar mı? Yani akıl var, mantık var şimdi. Dönüyorsun, geliyorsun şimdi Kayseri maçına. Kayseri maçında takımın başında kim vardı? Hüseyin Uza yok. Evet, yabancı bir hocam vardı orada. Göreve gelmiş, almış takımı, götürmüş Kayseri'ye. Biliyor ne yapacağını. Buradan bizim bu maçı alıp Trabzon'a dönmemiz gerekiyor. Öyle ya, ikinciliği tehlikede yani. Zaten ikinci olması şimdi, gerekiyor. Şimdi hani burada Konya'ya maç verdi. Gider oraya da Kayseri'ye maç verir. Ben dedim işte vermiyormuş. Verirdi yine bir şey yok. Sen karşı takım beceriksizdir, oynayıp alamaz, öyle görünür. Sen kendini o duruma getirirsin. Denk gelir de Trabzon'la aynı, hep genelde böyle oluyor zaten. Trabzon'un oynadığı maçlar bizi ilgilendiriyor ya. Evet. Biz öyle yorum yapıyoruz kendi kafamızda. Kaybettiği zaman bizi düşürdük. Öyle olduğu zaman böyle oldu. Bu tip yorumlar yapıyoruz. Şimdi o zaman kaybedebilirdi eğer bizi tamamen bizi düşünmüş olsaydı. Ben niye diyorum ki yok, böyle bir sonuç yok yani. Bizim için niye çıksın Trabzon sahaya topunu oynasın ki? Çıkacak kendi ikinciliğini, kendi şampiyonluğunu, kendi karakteri var, Trabzon'un bir duruşu vardır. Onu yukarıya çıkarmak için mücadele verdi. Çıktı, aldı maçını, ikinci olarak da ligi bitirdi yani. Bize hep şunu diyordular, Fenerbahçe'den puan alır geliriz. Alabildik mi? Ne oldu? Adam ne yaptı? Son 20 dakika 76'da 4 tane gençi daha sahaya attı. Uzatmayla beraber nereden baksan bir 20 dakika biz bir şey yapabildik mi? Hayır. Onun için bizim başkasında... İlk yarı belki aslında daha çok fırsatımız vardı Fener maçında. Fener biraz daha gevşek oynadı. Ama biz şansımızı değerlendirdik. Atamadık golleri. Aynen. Atamadık golleri. Ama ya şunu düşünebiliyor musun? Yani Fenerbahçe takımı kendi sahasında bize maç verecek. Ya böyle bir yorum yok yani ya. Ya futbolda artık bunları yavaş yavaş kaldırıp bir kenara koymamız lazım yani. Şu şuna veriyor, bu buna veriyor. Bak futbolun içerisinde takımlar birbirine kolay kolay maç vermezler. Saha içerisindeki, hani iyi hatırlatayım size. Uğur Demirok vardı Bursaspor'da oynarken. Orada maçta birinin kulağına bir şey diyordu. Evet. İyi hatırla o pozisyonu. Ağzını kapatarak. Maç içerisinde, müsabaka içerisinde oyuncular birbirine maç verebilirler. Oyuncular. Gerçekten bunlar olur ya. Ben de oynadım futbol. Ben de biliyorum bazı şeylerin nasıl olup olmadığını. Ama öbür soru şimdi Trabzonspor'un hocasına şu an diyebilir misin ki maça fazla asılmayın? Şorlot'a diyebilir misin gol atma diye? Mümkün mü yani böyle bir şeyin olması? Ya herkes yaptığının karşılığını alır. Yani bunun başka yolu yok. Trabzonspor çıktı, yendi, kendini işine yaradı. Parasını aldı. Ligi ikinci bitirdi. Bir de şöyle, üçüncü bitirse UEFA'ya gidecek, ikinci bitirse Şampiyonlar Ligi'ne. Yani. Aradaki aynı. Para da çok farklı. Şimdi UEFA'da 3 milyon euro alacak, öbür tarafta yanılmıyorsam 21 milyon yani, euro alacak. Yani şimdi böyle rakamlar varken ortada, yeneyim de Rizespor'u kurtarayım hesabını mı yapacak yani? Yani bizi kurtarmanın hesabını yapmamıştır. Yani, kendi işini hesabını yapmıştır. Kendi işini tabii. Her takım kendi işini yapar yani. Ama Rizespor'u düşüreyim diye hareket etse tabii parasından olacak. O ayrı evet, konu. Şu bir gerçek ama evet, tam aksi bir durum olsaydı ne olacaktı? Bu sefer üçlü averaja kalıyorduk Denizli, evet. Kayseri, Rize. Üçlü averajda düşen taraf biz oluyorduk. Peki. Yani göbeğimizi kesemediğimiz için böyle olacak. Baktığımız zaman bizim bu Rize spor takımımız, şu düşen takımlarla yan yana kadro kalitesini koyduğumuz zaman. En kötüsü biziz. Bunun da bir Kur'an'ı var değil mi? Bu çatıyı yapan evet. Var. Bu aileyi bir araya getiren var. Yani, onlar sorumlu olacaktı yani. Yanlış yaparak geldiler. Yanlışları devam etti. Ya en son maça ya Karadağ'a getirirken yanına Thomas'ı yerleştirdiler ya. Sanki Thomas böyle gökyüzünden yıldızları toplamış ya bugüne kadar. Thomas'ı getirdiler. Yetmedi. İki tane daha tuttu Hataylı. Şey geldi buraya. Antrenör geldi. Burada kimse yok ya iki maçlık takımı kondisyon idmanı yaptıracak bir tane hoca kondisyoneri yok ya Rize'de. Yani onlar o kadar iyi biliyorlar ki, iyi bildiklerinin karşılığında bu. Bu takım kümede düşebilirdi. Zaten şu anda baktığın zaman, hani dün akşamki o müsabakanın sonucundan sonra ne kadar sevindin soruyorum sana. İşte hocam dedim ya, ben hiç sevinemedim. Ya, yani ligde kaldık diye tamam, Rizespor ligde kaldı, bu güzel.
Ama ben sevinç yaşayamıyorum. Yani çünkü bu bir başarısızlık. Başarısızlıktan mutlu olmak bizleri tatmin eden bir durum etmez, değil. Etmez bizi zaten tatmin. Evet. Onun için yani bir sürü yanlışlıklar yapmış. Kendi göbeğimizi bu kadroyla kendimizin kesmesi zordu zaten. Ne oldu yine? Bize bundan önceki müsabakalarda ben hep diyordum ya Allah yardım etti işte. Özellikle Ankara Kayseri maçında. Ya şansımız yanımızdaydı. Bir iki maçı o şekilde döndürdük. Bu duruma geldik. Katkı, kim katkı yaptı bize burada? Karazoğuz'a geldi. Belki de o gün o takımı, taraftarların cuma günü sahaya gitmeleri, taraftar derneklerinin onları ya orada ateşlemeleri, ne bileyim, o kadar güzellikler yaptılar ki sahadan tesislerden alıp masa getirirken meşaleler oyuncuları bir havaya soktular. %1 katkısı olmuşsa helal olsun arkadaşlarımıza. Onun yanında Karaca'nın diğer arkadaşlarının ne kadar katkısı varsa hepsine yapacak bir şeyimiz yok yani. Bugün iki tane maça çıkarken işte Malatya'ya yenip de Fener'e yenilsen kimse bir şey demez yani. Fener'e yenilebilirsin yani. Evet. Ama sonucunda çok kötü bir müsabaka çıkararak orada Fenerbahçe dediğim gibi son 20 dakikada da takımı boşalttı diyebiliriz yani. Hepten genç çocukları sahaya attı. Ona rağmen de şunu diyeyim ben aslında, bizim Malatya maçından sonra Turgay, Rize Spor'un belirli dakikalara kadar öyle bir azmini gördün mü sahada? Dün akşam. Dün akşam görmedim. Ya sanki burada o iş bitmiş yani. Hiç bizi hiçbir şey ilgilendirmiyor. Hani İşte onu soracaktım hocam. Fener maçına artık girelim de. Şimdi Malatya maçında Karaca'ya o maçı, yani o galibiyeti Karaca'nın yoğun katkısı var diye düşündük ama dünkü barış, dünkü maçın skorunu şimdi biz kime sence? O gün de dedik aynı şeydi. Dedik ki yani, Karaca mı Thomas mı diye, kim evet, diye. Şimdi söyledim. Dünkü maçın başarısızlığını kime vuracağız? Misal çünkü oyuncu değişikliklerine de bakıyorsun. Yani Karaca mı seçti bu değişiklikleri? Yoksa Thomas mı dedi bunlar olsun falan. Yani çünkü anlamsız da değişiklikler, evet. Siz daha iyi yorumlarsınız da. Fener maçını bir başlayalım. Bu başarısızlığı da kime mal edeceğiz? Onu da merak Vallahi, ediyorum sizin yorumunuz. Şöyle bakalım aslında olaya. Eğer Karaca buradaki maça çıkmış da Thomas'la birlikteyse, ki ondan sonrasını öğrendik. Biz Thomas'ın yardımcısı olarak Karaca'yı gördük. Evet. O zamana kadar öyle bilmiyorduk olayı. Değildi. Tamam. İkisinin zaten buradaki galibiyette ikisinin, oradaki mağlubiyette ikisinin, ama buradaki oyuncularının o atmosferi, o kazanma azmi, onların hiçbir şeysini sahada göremedik. Belirli bir iki tane pozisyonumuz var. Onun dışında oyuna baktığımız zaman, oyuncularımıza baktığımız zaman, yani burada bu maçın galibiyeti 170 küsür civarında bir parayla beraber, hakikaten ayak basmadık, yer bırakmadılar sahada. 4'ü 5'i bulabilirdiler ama Fenerbahçe maçına bakıyorum, ben o gayreti göremedim sahada. Belirli birkaç kişinin dışında. Ya şimdi Oğuz Kağan denilen bir oyuncu var bizde. Sezon başından beri hep herkes de şunu diyor. Ya niye oynatmıyor genç adam, şu adam şudur budur hesabına baktığın zaman. Ya oyun başladı. Yani oyunun genelinde 3-4 tane ikili üçlü sıkıştırmalara girdi. Çok rahatlıkla orta saha oyuncusunun temel öğreneceği bir şey vardır. Top gelmeden kararını verip topu ayağından çıkarmak vardır. Ama bu tam tersini yapıyor. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen orada bir oyun kuruculuk görevi var. Kesicilik görevi zaten Abdullah'ta. Bu da alıp da oradan oyun kurulacak gibilerinden veya mücadele edecek diye, ama bu orta saha oyuncularının mutlaka topla buluşmadan atacağı yerleri kestirmeleri gerekiyor. Ama bu hep ikili üçlü sıkıştırmalara girdi. Ve inanılmaz bir pozisyon var. Böyle kendi kendimi yedim. Kendi kendimi yedim Fernandez'in attığı golde. Ya ben bir oyuncunun elleri arkasında kaleye şut atacak olan adamın üzerine gidişini, şimdi o pozisyon görüntüsü elimizde olsa da o, sadece o kareyi unuttum aslında, ben sana onu söyleyecektim, bulabilirdik onu belki de. Ya böyle bir şey yok ya, ellerini tamamen arkasına bağlamış, Rodriguez şut atıyor. Ya sen ellerin bağlıyken sen Rodriguez'in hamlesine nasıl hamlenle beraber karşılık verirsin? Bu nasıl bir, hani Ünal Hoca demişti ya ellerini kullanmasını öğreteceğim bunlara. Bunlara böyle mi öğretiyor ellerini kullanmasını, oradan mı kaldı? Ya başka bir takımda yapsa adamı kovarlar ya, derler işte ne işin var burada ya? Ya Rize Spor'da Süper Lig'de oynayan bir oyuncu, Fenerbahçe patentli, onun altyapısına yetişmiş. Ya ben inanamadım yani ya. Ya hocam bu hakikaten var ya. Ya ikinci gol bu ya. 1-1 maç devam ederken öyle bir pozisyonda ki, ya normalinde Fernandez'in şeyin önünü kesebilse, az evvel bahsettik Fenerbahçe'nin ikinci golü atan Rodriguez. Rodriguez'in önünde normal setini yapsa, takip etse biz golü yemeyeceğiz. Eller arkasında
o vaziyette karşısına çıktı. Adam vurdu, golünü attı oradan. Biz bu adamlarla beraber bunları almışız. Yani sezona başlarken hani dedik ya biz Fenerbahçe'nin altyapısı mı olacağız diye. Ettiler bizi yani. Ya ne kadar piyasada azami oyuncu varsa veya işi bitmiş oyuncu varsa transferlerde hep onları getirdiler. Nerede bir kendi kadrosunda yer bulamayan oyuncular? Yani biz sanki Rizespor başka takımların altyapısıyız. Biz böyle oradan gelen hurdaları onların işine yaramayacaklarını biz alacağız. Bize yıllardan beri aynı şeyi yapıyorlar. Kafamıza vuruyorlar. Alın bunları siz. Niye bunları alalım biz? Ya bunlar ucuz ya. Bunlar ucuz oyuncular ya. Ya geçen sene U19 takımında, U21 takımında mücadele eden çocuklar o sene orada oynuyorlar. Öbür sene geliyorlar Rizespor'un A kadrosuna. Bizim çocuklarımızın hiçbir tanesi yok piyasada. Ya bu konuya girmişken hocam o zaman şeyi söyleyeyim. Yani dün akşam kim? Ömer Faruk Beyaz. Daha 16 yaşında. 17'sine birkaç ay sonra girecek. 11'de başladı. Evet. Ardından oyuna yine 19 yaşındaki 3 oyuncusunu Fenerbahçe soktu. Daha 19 yaşındalar, genç. Hepsi 2001 doğumlu. Bizim yedek kulübemizde bir tane altyapımızdan futbolcu var. Muhammed Çelik. 98 doğumlu, yani 22 yaşında. Ama atamadık. Olmamış ki daha o. Yani 3-1 mağlupken bile olmamış hala. Yani Muhammed'in ne işi var orada diyor hala. Yani ben bunu o yüzden diyorum yani. Şimdi Rizeli, tamam Karaca hocam Rizeli sonuna kadar seviyoruz, destekliyoruz. Ya olan olmuş bari son dakikalarda. Bir 15 dakika at değil mi sahaya? 10 dakika at sahaya. Atamaz mıydı? O yüzden acaba bu değişikliklerde bile mi Karaca hocanın etkisi olamadığı merak ediyorum. Hala. Belki yani maçı... rakibin bu kadar genç oynatırken zaten son maç. Sen onu göze alamıyorsan... Hani 2-1-2-2 bu yakaların hesabı olmuştur ya, ona göre eldeki oyuncuları daha çok kullanıyorlar. Kaldı ki Muhammed de çok kaçak oynayan ve çok gol şansı olan golcü de bir futbolcu. Evet. Belki de oyuna girse o süre içerisinde iş yapabilirdi bir belki. Puanı sana Muhammed de alabilirdi. Dışarıdan gelen hepsini tuttu attılar sahaya. Yani. Evet. Atakan, yani Atakan'ın sözleşmesinin uzatılacağı iddiası ortaya atıldığından beri her maçta Banko mutlaka sonradan oyuna giriyor. Dünkü yani o maçta hocam sizce yani Atakan mı sahaya hamle olarak sürülmeliydi ilk tercih olarak? Yok. Yani şimdi kulübeye dönüp baktıkları zaman demek onları görüyorlar da. Muhammed köşede kalmıştır. Onu kimse fark etmedi bile orada. Ya Boru'yu açık hala... adamı kiralık almışız. Yani. Forvet kiralık almışız. Zaten son maçı. Ya şundan bir faydalansaydı. Yani, övünsün işte ya. Yöneticilerimiz bizim, idarecilerimiz. Yılmaz Bal övünsün işte ya. Bakın işte kimleri, Fenerbahçe kimleri sahaya atıyor. Senin kiralık diye aldığın oyuncunu sahaya bile atamıyorsun yani. O kadar beceriksiz transferler yapmışsınız yani. Ve Rizespor'u seyrederken yani arkadaşlarımızla beraber yani herkes illallah ya. Ya düşsün de kurtaralım dediler. Yani bu kadar kötü bir takım olur mu diye. Evet. Herkes aynı şeyleri söylüyor artık. Bu başarısı kime bağlı bu? Bu takımı kim yaptı ya? Bunun sezon başında bu takımın kurgusunu, bu takımın çatısını nasıl onardılar? Nasıl böyle bir transferlerine yaptı? Nasıl bir transfer planlaması bu ya? Ya fiyasko, fiyasko, fiyasko ya. Yukarıdan aşağıya kadar fiyasko ya. Şimdi de gelmiş, diyor ki önümüzdeki senenin takımını yapacağız. Yok efendim, çok iyi transferler yapacağız. Ya kim inanacak sana ya? Kim inanacak ya? Şu kadroyu şöyle eline tuttuğun zaman, şu kadroyu eline tutmama ya. Kim kalsın Rizespor'da dersin ya, Allah aşkına ya. Ya Boldrin'i şöyle... Söylediğine göre 5-6 tane tutacağız. Gençleri de hani tutacağız ama ondan sonra yaklaşık bir 15 tane daha transfer yeni yapalım. Sezonda transfer yapacağız. Ya biz her sene 15 transfer mi yapacağız? Ondan önceki dönemde yine 15-16-17. Ondan önceki dönem 19. Ya bu neyi yanlış yapıyorlar biliyor musun? Bak ben ilk programda şunu dedim. Başkan azami, Yılmaz Bal azami, stoperler azami. Bizde azamiler topluluğu var. Şimdi bunlar burada olduğu süre içerisinde biz hep aynı hataları yapmaya devam edeceğiz. Çünkü tecrübeli değiller. Alıyorlar, gönderiyorlar, yenilerini alıyorlar. Çünkü cebilerinden parayı vermiyorlar. Kulübün parasını harcadıkları için ya kendi şirketlerini böyle yürütse Hasan Kartal Holding bu durumda mı olurdu ya? Tabii ki. Ya olmuyor işte. Orayı yönettiği gibi buraları yönetemiyorlar. İşte bölecek gibi transferleri yaparsanız garmaçları, şunları, bunları alır getirirseniz bu az evvel söylediğim isimler Hollanda'dan gelen neydi o çocuğun ismi? Atakan. Atakanlar yani bunlarla beraber bunu yaparsın ya. Burası deneme tahtası değil. Süper Lig deneme tahtası değil. Genç oyuncu mutlaka bir iki tane alırsın kulübende olur ama mutlaka
bu kulübende bu takımın çatısını, iskeletini kurarken bunda mutlaka bir Süper Lig'de oynuyorsan onun kriterleri vardır. Biz onu yıllar önce oturduk konuştuk. Karazer'le konuştuk. Menajer Şevki vardı. Onunla da oturduk konuştuk bunları. Ya 6-7 tane eli ayağı düzgün Süper Lig'de ya dışarıdan adı getiremiyorsan Türkiye içerisinden yapabilirsin 5-6 tane. Hani derler ya milyon euroluk oyuncu. Bulup getirmek zorundasın. Eğer sen 200 bin euro, 300 bin euro bu tip şeyleri alır getirirsen sonunda bunu yapamazsın. Olmaz. Hep sonunda olacaksın ya. Şu Ankara Gücü takımı küme düştü ya. Sorsam sana desem ki Turgay Ankara Gücü'nden bana kaç tane oyuncu alırsın? Belki de 4-5 tane sayarsın bana. Rize Spor'dan kaç tane alırsın dersen bir tane Boldrini diyeceksin. İkinci hadi Skoda'yı dersin iş yapar yaşlı olmasına rağmen yine. Ya üçüncü, dördüncü de zorlanacaksın ya. Biz böyle bir kadroyla beraber sahadayız ya. Alternatif oyuncumuz yok doğru dürüst. 11'de oynayacak oyuncumuz yok doğru dürüst. İki tane oyuncumuz sakatlandığı zaman yerlerine sahaya sürdüğümüz oyuncularımız yok ya. Ama bunların mimarları kim? Ya işte sezon başı öyle söylenilmedi ama maalesef işte. Tamam herkes kadrosuna güvenir, iddialı konuşmak zorundadır belki ama sezon başı yaptığın o hataları devre arası görmüş oldun. Ya en azından devre arası toparlama, düzeltme fırsatın varken onu da değerlendiremiyorsun. Ve sezon sonuna çok kötü bir halde gelip az kalsın ligden düşerken şimdi kalkıp evet hatalardan ders aldık, önümüzdeki sezon daha iyi bir yapılanma yapacağız demek bu sefer taraftara samimi gelmiyor. Çünkü hatalardan ders aldık cümlesini bu taraftar yaklaşık 10 küsür senedir evet. duyuyor. Şimdi ligin başında kadro planlamasını yaptığın zaman bir plan yaptın. Geldin devre arasına kadar tekrar bir plan yaptın. O da tutmadı, o da tutmadı. Yani dersi ilk yarının başındaki kadroyla ikinci yarının başında alsaydın dersi sezon bittiği zaman bile evet. dersleri alacaksınız yani. Bu olmuş klişe bir laf olmuş yani. Ders aldık iyisini yapacağız. Ya kimle yapacaksın ya? Başkan, yönetim kurulu, Yılmaz Bal kimle yapacaksın? Yaptıkların yapacaklarının aynasıdır ya. Kimle yapacaksın? Aynı bizi ekiple olduktan tabii, sonra yapma aynı, şansın yok, yok zaten belli. Kim bize diyecek ki bu transferleri ben yapacağım, geçmişte şunları yapmıştım, nasıl inanacağız size biz? Evet, o güvensizliği verdiler. Verdin tabi, artık istemiyor yani, Rize'li şu anda istemiyor. Hasan Kartal başta olmak üzere, Yılmaz Bal hepsi aynı şeyleri söylüyor, topla bavulunu git diyor yani. Maçtan sonra başkanın açıklamasını okuyayım Kenan Hocam. Tebrik edilecek bir halimiz yok, doğru. Buradan bir puan almamız lazımdı. Yani bu çocukları ben anlamıyorum. Bazen çok güzel oynuyorlar. Bu maçta bizim çocuklar yoktu sanki. Böyle bir durum beklemiyorduk. Tabii birkaç eksiğimizin oluşu da bizi etkiledi ama yine de bizim buradan bir puan almamız gerekiyordu. Kaçırdık. Bu kadar gol kaçırdıktan sonra işte sonucu kötü oluyor. Diğer sonuçlar da bizi etkiledi. Ligde kaldık. İnşallah bu sene yapmış olduğumuz hataları seneye tekrar etmeden güzel bir takım kurmak kaydıyla Rize Spor'u yukarılarda göreceğiz. Onun için uğraşacağız. Mücadelemiz o olacak. Hafta içinde yine bir basında bir açıklaması vardı başkanın. Orada da tekrar önümüzdeki sezon ilk 5 içerisinde oynayacak bir kadro kuracaklarının da gene vaadinde bulundu. Son 2 senedir biz ilk 5'leri çok duyuyoruz evet. ama şaka gibi daha Fener maçını oynamamışsın, ligde kalacağın garanti değil. Ama hafta içi yine önümüzdeki sezon biz ilk 5'e oynayacağız diye sanki alay edercesine bu milletin, bu evet. taraftarın aklıyla oynarcasına bir açıklama daha yapılıyor. Fener maçı Santa'da çeklik görüyordu ya, o da öyle görüyordu. Öyle. Herhalde. Ben, bana soruyorlar, ben diyorum yok vermez diyorum. Vermez, Fenerbahçe adama maç mı verir ya? Ha, çıkartır kadro, böyle bir kadroyla beraber alabilirsen sen alırsın. Bir takım İstanbul büyüklerinden bir tanesi kalkıp sana maç vermez. Öyle bir şey yok ya futbolda ya. Ben şimdi dün hani ilk yarı evet Fener aslında Fener o şansı bize tanıdı ilk yarı. Tabii çıkardığı kadro evet. elindeki kadro o. Kadroyla da tanıdı. Pozisyon olarak da çok zorlamadı Rize Spor'u. Rize Spor buldu atamadı Boldrin ya karşı karşıya. Zorlamadı deme ama bak zorlamadı değil. Kaleci Harun'a baktığınızda Serdar'a Hasan Ali'ye baktığınız zaman zorladılar. Zorlamadı diye bir şey yok. Biz bulduk o pozisyonları. Ha, onu bulduk. Ha biz bulduk yani. Becerik. Fenerbahçe'nin elindeki kadro oydu. En iyisini çıkarttılar sahaya. Şimdi şöyle düşünelim. Sonrasında da mesela oyuncu değişiklikleri evet, yaptı. Hep gençleri yaptı. Yaptı tamam doğru. Onları yaptı. Ama senin kadron yetersiz olduğu için sen bir şey yapamıyorsun. Şimdi başkanın açıklamasına bak. Diyor ki birkaç oyuncumuz eksikti.
Kaç oyuncusu eksik? Bir Samudio yoktu. Bir de Umar bir de diyelim. Hayır, Umarları saymak haftalardır yok. Ya ama kardeşim, geçen haftaki kadrodan bir Vetri ile Samudio yoktu. Ya sen sezona başlarken 30 tane oyuncuyla beraber başlıyorsun. Bu 28-26 o civarlarda oluyor. Ya senin 2 tane oyuncunun olmayışı seni etkilemeyecek Hasan Kartal ya başkan ya. Ona göre planlamasını yaptın, kadro planlamasını ya. Onları yapmadığın için bu durumlarda kalıyorsun. Onları yapmadığı için devre arası transferlerinde de hata yapıyorsun. Ya sezonu ya bir santraforla bitirdin ya. Devre arasında bir tane skoda aldın. Bak 10 gol yaptı sana. Demek ki şunu düşün bakın. Yanında bir santraforumuz daha olsaydı. Buna vereceksin diyelim ki 1 milyon euro. Bir santraforumuz olsa 1 milyon euro verseydin. 1 milyon euro ne ediyor? Takriben 7,5 diyelim. Bu adam sana 3 tane gol atsa, hani Skoda'nın yanına belirli maçlara 2. santrafor olarak atsan, sana 3-4 tane gol atsaydı, bir 3 puan, 6 puan almış olsaydı, hem kendi parasını çıkarıyordu, hem sen kendin bu sıkıntılara düşmüyordu. Onun için diyorum, kadro planlamasını doğru dürüst yapmak zorundasın. Kalecilerine baktın, Tarık çok iyi dedin, öbürü, ya takımı bir arada bile tutamadın. Evet. Ya aylar önce İsmail Kartal'la kaleci antrenörü, Gökhan'la konuşmuyordu ya. Antrenmana çıkmıyordular. Birbirlerine trip yapıyordular. Yılmaz Balın İsmail'le beraber arası yoktu. Ya öyle bir futbol kulüplerinde, futbol takımlarında aileyi bir araya getiremediğin zaman, aile olamadığın zaman, aile evdeki aileye benzer. Aileyi toparlayıp eğer oranın babalığını iyi yapamazsan uçurursun. Kızlarının da, erkeklerinin de hani bırakırsın kendi hallerine, çıkamazsın işin içerisine. Burada daha büyük bir ailesin. Burada bakın tesisiniz de var, bir sürü çalışanınız var, altyapınız var, üst yapınız var. Ya bunların hepsini bir şekilde tutmak zorundasın. Aynı olay. Ve krizleri de çözmek zorundasın. Tabii, tabii. Şimdi aynı olay şöyle bakalım. Ya Başakşehir takımının geçmişi bizden çok mu fazla ya? 6 senelik takım. Yani İBB'yi yani, saymazsak Başakşehir evet. olarak 6 senelik. Ya 6 sene içerisinde orada da bir başkan var, yönetim kurulu var. Oranın işte ne bileyim 8 ortaklı bir takım. Evet. Ya onlar da aynı oraya para kazanma gözüyle bakıyorlar. Göksel Gümüşlü'yü dinledim. Sizden dedi bir tane birisi istedi bizden geçen sene vermedik. Ama bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz isterse de düşüneceğiz dedi. Evet. Adam para kazanmak amaçlı yapıyor bak. Aynı Altınordu gibi nasıl yerli oyuncu yetiştirerek. Herkes bir şekilde bakıyor. Şimdi o 8 ortak niye Başakşehir'i bu duruma getirdi? Para kazanmak amaçlı. Bak aynı şirket yönetiyorlar. Evet. Kendi şirketlerini yönetiyorlar. Oradan kazandığı parayı da senin sonra ceplerine koyacaklar. Çünkü Başakşehir şehrin takımı değil artık. Birilerinin takımı orada. Evet. Ya biz şimdi Başakşehir'in yönettiği gibi biz de Hasan Kartal öyle ya Türkiye'nin zenginlerinden bir tanesi. Etrafına toplasa dese ki ya bu iş Yılmaz Balın olmaz ya. Yılmaz Balın yanına 2 tane daha bu işten daha iyi anlayabilen güzel bir ekip kuralım. Ben onlara yardımcı olayım. Yılmaz Bal aşağıdakilerine yardımcı olsun. İdareciler onlarla beraber güzel bir köprü olsun. Bir aile ortamı yaratalım. Bu menajerlikten menajerlere verilen 5. sıradayız o paraları. Biz normal toparlayalım. Bizim belirli arkadaşlarımız var. Bak Rize'nin çocukları var. Rize'nin antrenörleri var. Bunlara sahip çıksak. Daha önce Rize'de futbol oynamış Rizeliler vardır. Bu işin içinde hala olan insanlar vardır. Bunlardan faydalansa ben inanıyorum ki şu ikincilik, üçüncülük, TFF Ligi buralar taransa şu menajerlere verdiğimiz paraları o arkadaşlarımıza verilmiş olsa, dediğim gibi Rize'den 4-5 tane bu tarayıcı olmuş olsa daha fazla faydası olurdu. Uyanın artık yani. Onu demek zorunda kalıyorum. Uyanın da bunları bir an evvel yapın. Geç kalınmış değil. Zaten yerli sayısı, yabancı sayısı belirli bir zaman sonra düşüyor. Karar da verildi zaten. Bunları yapmak zorundasınız. Bunları yaparken de mutlaka kendi arkadaşlarınıza, kendi Rize'nin çocuklarına sahip çıkın. Rize'nin antrenörlerine sahip çıkın. Bu antrenörlerle beraber ben inanıyorum çok daha iyisi yapılabilir. Hocam bunları yıllarca söylüyoruz ama yine bir söyleyeceğiz. Ama bakın devam edelim. Biz devam edeceğiz mecbur. Çünkü yani bırakırsa bir kez de bunu deneseler aslında. Tabii yani. Diğer önceki denediklerinizin çıkmıyor, tutulmuyor. Olmadı. Verdiniz yıllardan beri menajerlere dünyanın parasını. Hocam bir de şu an TFF Rize Spor'la birlikte yanılmıyorsam 6-7 kulüp menajerlere usulsüz ödemeler yapıldığıyla alakalı bir ceza durumu da var. Disipline sevk edildi. Ya bak bir sürü baş ağrısı. Bak bir de başın ağrıyor görüyor musun? Şimdi böyle bir hafta içinde böyle bir haber de olmuştu. Ama yani ama şimdi baktığımız zaman şu an ligler oynanıyor değil mi? Kim gitti izledi onları? Hiç kimse. Peki bunlar zamanında bak şimdi dediklerimiz ortaya çıkıyor. Şimdi Galatasaray Erzincan 24'ten oyuncu aldı değil mi? Evet.
Şimdi bunu eğer, onu örnek olarak verdim. Bunun gibi bu liglerde bir sürü pırlanta gibi çocuklar var. Bunlar bulunup getirilebilir bunların. Yani 10 tane getireceksin de onu da alıp oynatacaksın diye demiyorum yani. Bunların içerisinden senin işine yarayan 3-4 tanesi çıkar, diğerlerini kiralık olarak gönderirsin oynayabileceği takımlara ve takip edersin. Bizim çocuklarımızla beraber, şu anda bizim de kendi çocuklarımızdan yine nereden baksan 15-20 tane, belki de daha fazla sayısı vardır liglerde olan çocuklarımız. Ya bunları takip etmek zorundasınız ya. Hocam soru geldi de, evet biz de Rizeli hocalara sahip çıkalım ama Rizeli hocalar da Rizeli futbolculara maalesef sahip çıkmıyor diye şimdi bir yorum geldi. Onlar çıksınlar tabii. Ya çıksınlar tabii ki arkadaşlarımız yani, çıksın. Hocalar, çıkmayanlar da var doğru. Yani Rizelilik bağı tam oluşmayan Trabzon'daki veya başka illerdeki o insanların birbiriyle olan iletişimi, destekleme, el ele verelim kültürü Rize'de olmuyor. Bunu çok gözlemleyemiyoruz maalesef. Özellikle futbolun içerisinde hiç doğrudur hocam, bir şey demiyorum. Hemen bak şimdi yani. Taşkın Güngör liglerde çalıştığı dönemlerde Rize'den götürebildiği kadar oyuncu götürdü. Onun dışında bakıyorsun çok fazla yok. Karaca şeyde çalışırken orada vardı birkaç tane. Zaten Of'la beraber zaten o şeyimiz, diyalogumuz zaten var. Ya ben amatör kulüp olarak Arabispor'a gittim ya. 8 tane oyuncu götürdüm ya. Yani elinde olup da bu imkanların içerisinde olup da götürmeyen hakikaten hesabını versin yani. Niye götürmüyorsun yine? İşte sahip çıkılması lazım. Ben orada şu anda sok en azından aynen, ara ara. Aynen. Ben dışarıdan şu anda yani Rizespor içinde değilim. Mesela dışarılarda profesyonelde futbol oynamadım. Genelde geldik Rize'de kaldık burada. Ben elimden geldiği kadar dışarıya oyuncu göndermeye çalışıyorum. Bu sene başı anlattım sana. Bizim şeyi gönderdim aynı. Eren'i gönderdim. Kabul etmedi Eren. Bir hafta 10 gün önce bana dedi ki hocam takım bulun da gönderin beni diye. Elimden geldiği kadar buluyorum. Ona buldum. Kazım'a bulmuştum. Bir önceki sene ondan önce bizim kaleci vardı Offspor'da. Yunus Emre. Ona buldum. Ya elimden geldiği kadar çocukları göndermeye çalışıyorum. Benim gibi diğer arkadaşlarım da inanıyorum. Tabii ki diyalogları olanlar niye aramayacaklar? Rize'nin çocuğunu niye dışarı götürmeyecek? Veya kendileri gittiği zaman niye götürmeyecekler? Götürmemeseler onlara sormak lazım. Niye götürmüyorsunuz yine? Lafa geldiği zaman Rizeliyiz ama bir yere gittiğimiz zaman yok efendim ondan daha iyisi var elimizde. Veya şöyle var böyle var. Öyle de değil yani. Eğer hak eden olan oyuncular varsa elini masaya vurup başkanım bu adam bana lazım. Ben bu çocuktan burada benle beraber çok daha iyi performans alır diye çocuklarımızı götürebilirler dışarıya. Ben şimdi mesela Fatih Kağan, Arıman geçen sene oynamadı değil mi? Evet. Ya o kadar üzülüyorum ki ya. Şimdi baktığım zaman benim altyapıdan getirdiğim oyuncu. Bunlar önceki dönemlerine bakıyorum. Offspor'da belirli bir süresi var. Mehmet Ali Karaca'yla belirli bir süresi var. Ondan sonra Mehmet Ali Karaca ayrılıyor. Başka bir hoca geliyor. İkinci ligde oynuyorlar bir de hocam. İkinci ligde var. Bir sürü maçları var. Yani Fatih Kağan Arıman şu Rize'deki antrenör arkadaşlarımızın bir tanesi sahip çıkıp da bu çocuğu bir yere gönderemedi yani. Sanki onun da basareti bağlandı bu sene. Evet. Ya bu kadar oynayan bir insanın çocuğun burada bu seneyi boş geçirmesi yani. Ben o kadar üzüldüm ki sen en son gün dedim ona ki devre arası. Dedim ki bari git bala da dedim. Boşa geçirme dedim seneyi yani. Evet. Olmadı. Yani Fatih gibi başka futbolcular da ya mutlaka vardı. Özellikle bu dönem bazı futbolcuları etkiledi. Şimdi pandemi dönemi o ayrı bir etki. Valla yorum o şekilde geldi diye söyledim ama benim de hani yıllardır gözlemlediğim şekilde baktığımızda Rizeli hocalar, Rizeli futbolculara da tam sahip çıkamıyor maalesef. Bizim oyuncularımız da kulüplerde bile Rizeli varsa cesaret edip onu ön plana aynen atamıyor. Sanki şunu diyor yani kendi adamıdır diye sahaya yani atacak gibilerinden. Belki o endişeyi mi taşıyorlar? Bana göre o cesaretsizliktir yani. Ben eğer bir takımın antrenörü ise bana kimse karışamaz orada. Ya o ben konuda Taşkın Güngör'ün yani, hakkını vermek lazım. Abi ya ben inandığım adamı atarım sahaya. Öyle bir evet şey var mı ya? Rizeliymiş, şuralıymış, buralı. Ben ona da bakmam yani. Ha nereliyse hak ediyorsa atarım sahaya oynar. Benim çalıştığım kulüpte başkan bana dedi ki şu benim işte şunun çocuğudur, şunu oynat. Dedim ona gel kendin oynat. Benim daha ne işim var orada yani. Evet. Böyle bir şey yok yani. Eğer antrenörlüğünü gerçekten adam gibi yani yerine göre yapıyorsan, kurallarına göre yapıyorsan kimsenin dediğinden işin olmaz. Kendi güvendiğin adamı da sahaya atarsın yani. Hocam şu yorumları bir okuyayım. Hilmi Sandıkçı, Rize'nin kulüp başkanı ve tüm yönetiminin değişmesi şart oldu. Sen Fener'in PAF takımını yenemeyip bir puan bile alamayan Rizespor kulüp başkanı komple istifa şart oldu. Bunun başka yolu yok.
Mustafa Aziz Genç, ben Rize'de değil İstanbul'da esnafım, bir yıldır Yalaka başkanınız var diye alay edildi. Bizimle bu başkan ve çırağı ile Rize'yi bırakması en büyük transferimiz olur. Ali Civelek'te hocam başkana gelin, başkana birileri hesap vermeli, maçı bırakın artık olan olmuş, yapılanların hesabını sorun. Zaten maçı çok konuşmuyoruz. Evet. Ya maçı konuşta bir şey yok ki ya. Aynen. Ne olup ne biteceğiyle alakalı yorumlarda bulunuyoruz. Şirket konusuna değinmiştik ya hocam, bizim şirket 60 küsür ortaklı, 61 ortaklı mı ne yanılmıyorsam. Çünkü Hasan Kartal da bu çok ortaklılıktan şikayetçiydi, sayının az olması gerekirdi diyordu. Hatta yönetimdeki herkes en az 50 bin lira verip takımın deplasman masraflarını karşılamalı diyordu. Ama anladığımız kadarıyla o 50 bini veren hiçbir yönetici çıkmadı. Çıkmadı. Onun söylemin aslında amacı başka. Başkaydı ama sonuçta yani o yönetimi de toplayamadı etrafında. Aynen. Kendisi de para vermeyi bıraktı. Hocam bugün Selim Denizel gazeteci abimiz onun köşe yazısında iddia ettiği üzere son 2-3 maçın primini bankadan kredi çekerek ödediler. Yani artık Rize Spor'da zaten galip gelemiyorsun. Çok fazla bir para yok. Para şudur yok. Budur ama primleri dahi Rize Spor bankadan kredi çekerek öder halde. Bu da ekonomik anlamda da bir yapılanmanın Rize Spor'da yapılamadığının, bir evet. türlü becerilemediğinin bir göstergesi doğru, maalesef. Doğru. Yani sadece kulüp TFF geliri, işte yani galibiyet geliri, iddia geliri, bunlarla kulüp yönetilmeye kalkılırsa, o gelirlere bırakılırsa iş, zaten bu sonuç almak çok normal. Yani Dijitürk'ten şu kadar alırım, o zaman transferde ben buna bu kadar para vermeyeyim. Bu hesap kitap yapılıyor yıllardır Rize Spor'da. O zaman da kaliteli bir şey ortaya çıkmaz. Çıkmaz mümkün değil. İyi günü akılları kesmiş bankadan prim alıp paralarını ödeme. Çünkü bak şuraya geliyor. Bu kulüp kimsenin babasının malı değil. Hasan Kartal zamanında vermiş bir para biliyoruz. Evet. Ama alacak olarak yazılmış oraya. Bak alacak olarak. Metin Kalkavan zamanında bir para vermiş. O da alacak olarak. Daha henüz hibbe edilmemiş hibbe o paralar. Hibbe evet. edilmemiş. Şimdi evet. dönelim Hasan Kartal'a şimdi. Metin Başkan yaptı yapacağını o dönemlerde. Metin Başkan'ı kimse tanımazdı. Metin Başkan'ı bütün Türkiye tanıdı. Şimdi gelelim Hasan Kartal'a. Hasan Kartal bir artışı yapayım. Metin Kalkavan'ı çok eleştirdik. Futboldan o da anlamıyordu. Aynen. Ama iyi bir yönetici olduğunu gösterdi. Dik durdu ama Rize Spor'un milyonlarca liralık icra borçlarını kapattılar. Yani o ekonomik duruşla Rize Spor'un bir sürü borcunu temizlediler. Evet para da verdiler falan filan. Yani ekonomik istikrar dediler. Rize Spor'u orta hale getirdiler. Yani 37 trilyonla yani eski parayla kulübü 37 trilyonla bu kulübü devrettiler. Şu an kulübün borcu yine 150-200 bin arasına geldi alındıktan sonra. Yani buyurun hocam o detayı vermek şimdi, istedim. Şimdi tamam onu biliyorum zaten. Ben de şunu diyorum. O süreç içerisinde Metin Kalkavan'ın iş durumuna baktığımız zaman Rize Spor'da başkanlık yaptığı dönemki iş durumuna baktığımız zaman kazandığı paralar verdiği paranın çok daha üstündedir çok daha diye biliyorum. Evet, herkes de bunu öyle biliyor. Aynen. Herkes de bunu biliyor. Şu anda Hasan Kartal'ın da bundan önceki dönemlerde Rize Spor'da yöneticiyken kaç kişi tanıyordu? Ama geçen sene özellikle bakın diyorum. Özellikle hani bu şey olayı vardı ya. Getirin. Galatasaray maçı sonrası. He, getirin hesabı. Silahımı getirin evet. hesabı. Ondan sonra dönelim yaz transfer dönemine. Vedat Moriç döneminde Hasan Kartal her adım başı bir televizyondaydı. Hocam onu yine araya gireceğim. Dayanamadım. Ben bunu söylemeden geçmeyeyim hocam. Ben diyeyim ki sen de hatırla. Yani haftalardır yani pandemiye girildiğinden bu yana Rize Spor adına en çok konuşan başkan Kartal'dı. Evet. TRT Aynen. Spor, A evet, Spor, evet, evet. işte Bein Spor. Yani hep buralarda. Aynen. Şu programa çıksın diye bir aydan fazladır hocam. Kendisini ben telefonla aradım, telefonlarıma bakmadı. WhatsApp'tan mesaj yazdım, görüldü, cevap yok. Hasan Yavuz Bakır basın sözcüsü. Kaç kez aradım Hasan abi başkanı bizde bir konuk edelim de yani sadece ulusal kanallara mı çıkacak? Bize de bir konuk olsun. Ya işte internet yayınlarına çıkmama kararı aldım. Tabii. Yani TRT Spor, A Spor oralarda sürekli ama iş bizim programlara gelince çıkmama kararı aldım. Ha belki bizim soracağımız sorular onun... Aynen o öyle. Ayrıdır ama bunu söylemeden de geçemeyin. Biz çok uğraştık Hasan Kartal programında. Rizeli'yi memnun edersin ya ondan sonra hep gelmiyor buraya da. Rizeli'ye bakış açısı oluyor bak. Burada bile Rizeli'ye bakış açısı. Ama ne oldu bu? Kendini tanıttı mı? Evet. Peki alacağı kulüpten alacağı parayı vermiş olsa bu kadar reklamını yapabilir miydi? Yapamaz. Yapamaz. Mümkün değil yapamazdı yani. Onun için kendini büyüttü. Kendini Türkiye'ye tanıttı. Şu anda ama yapmış olduğu icraatlar kulüp yönetimi
Bunda işte cumartesi çekleri dahil bir sürü yanlışları var. Yılmaz Bal dahil son yapmış olduğu Mehmet Ali'yi getirip peşine Thomas'ı getirmesi, Thomas'la beraber iki tane daha Hataylı'nın gelmesi. Bunların hepsi yanlış. Ya altyapının antrenörü var ya. Ben şimdi Muharrem Hoca'nın yerinde olsam, onun adına konuşuyorum ben. Muharrem Hoca'yım, 19'dayım. Karaca Hoca Rize'ye gelecek. Ben de 19'dan oyuncuları pandemi dönemine rağmen çalıştırıyorum ki Rize Spor'da eksik olduğu zaman yukarıya oyuncu verelim diye. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi Harun Hoca'nın yerinde olsam, Muharrem Hoca'nın yerinde olsam biraz tepkim olurdu. Ben çok daha farklı tepki yapardım. Bilmiyorum, Muharrem Hoca'nın kendi fikridir yani, ama ben kendim olmuş olsaydım yerine, yemin ediyorum Karaca gelip de ben eğer oraya sıkmamış olsaydım, ben o gün istifa dilekçemi sunardım. Ben kendi Kenan Hoca olarak diyorum yani. Ya biraz da şimdi Rizeli'ye bakış açısı. Ya bir Karaca'yı getirdiğin zaman bitiyor mu olay? Ya hocam, ben dünkü yorumumu şeyde söyledim. Şöyle bir yorumda bulundum. Ben Karaca Hoca'nın şimdi istifa edeceğine inanıyorum açıkçası. Neden? Sen geldin, evet iki maçlık sana güvendiler ama aslında güvenmemişler. Tabii. Thomas'ı getirdiler. Evet, evet. Tamam, sesini çıkartmadın, hemen belki geri şey yapmasın ama şunu demesini beklerim artık Karaca Hoca'dan. Ben iki maçlık görevimi yaptım, ama ben zaten bunu kabul etmezdim. Önümüzdeki sezon yokum, yardımcı olarak yokum demesi gerekir. Doğru, bana göre. Doğru. Bana göre de öyle olması lazım. Burada dediğim gibi 19'un odası Muharrem Hoca da aynı şekilde tepkisini koyması lazımdı. Ben neyim burada ya? Ben antrenör değil miyim de? Sen hala dışarıdan iki maçlığına buraya adam götürüyorsun. Biz de altyapı hocaları niye çalışıyor burada ya? Biz bu kadar yetersizsek bizim burada ne işimiz var ya? Hiçbir tanesine bir tepki çıkmadı ya. Ki birinci çıkıp çıkması olan. Hocam işte yönetici olan. İşte yönetici bir kongrede yönetici birisi konuşmak istediğinde denmiş ya, Lokman Koçan konuşmak istediğinde önce para rahmetli ver, ondan sonra konuş misali. Şu an para veren yönetici yok orada Hasan Kartal dışında. Hasan Kartal dışında bir de Ali Zeki Saruhan İstanbul'da, ama Rizeli yöneticilerden hangisi para veriyor? Hiçbiri. Vermiyorsa söz hakkı olmuyor. Altyapı sorumlusu var değil mi Serkan Karavin? Evet. As başkan da üstelik. Serkan Karavin diretemez mi? Ya hocam, altyapıda hocalarımız var. Tabii ya. Niye dışarıdan getiriyorsun bunu yani? Niye diyemiyor? Ne katkı olacaktı 15 gün içerisinde gelip çıkacağı bir toplam 10 tane antrenman ya? 10 tane antrenmanı benim eğer altyapı hocam yapamıyorsa biz niye bunları burada tutuyorduk ya? Hepsini feshedelim gitsin bunların hepsi ya. Ama çıkıp öyle konuşacak bir tane yok. İşte yani dedim ya, para veren belki yönetici olabilseydi biraz daha dik durabilirdi. Yani televizyonlarda çıkıp yönetici olmadan en ağır şekilde eleştiren insanlar şimdi yönetimde olduğunda sesleri çıkmıyor. Ama bu sahipliği göstermeleri gerekir tüm Rizeli yöneticilerin. Oradaki Rizeli'nin futbolcuyu da sahiplenmesi, ileri doğru taşıması, tabii itmesi gerekir. Hocasının yani, da aynı şekilde. Yani Muhammed Çelik'i kadroya koymuşsunuz. Hocam son maçtır. Şuna da bir 5 dakika tabii ya, 10 dakika ya. Verelim. Neyse Ayver aldı ya. Bunu demesi gerekirdi ve diretmesi gerekirdi misal. Veya idmanlar, ya ben şu kulüpte İbrahim Üzülmez idmanlara altyapı futbolcularını almak istemiyor. Biliyorum. Öğrendim. Biliyorum. O dönem Hasan Kemal yardımcıyla konuştum. Ya en azından kampa götürülsün bunlar. Ya Turgay işte dedi, şimdi derdimiz farklı. Hocaya bunu söyleyemeyiz falan. Hı. Antalya kampına gittim, sürekli direttim. Buradaki şeyde İbrahim Üzülmez'e direttim. Zar zor futbolcular idmanlara çıkmaya başladı. Bunu Turgay Ayhan veya bir başkası yapacak. Yönetici yapacak. Ya senin paranı ben veriyorum. Ben ne dersem onu yapmak zorundasın. Ya benim de senden ricam nedir? Altyapıdaki en az 3-5 kişiyi idmanına tutacaksın. Veya en azından fırsat bulduğunda oyuna atacaksın. Geliştirmen lazım yönetici yani. Yönetici olarak istemek zorundasınız. Aynen. Ya niye profesyonel ediyorsunuz o çocukları yani? Ya bu sene devre arası 4 tane yani profesyonel futbolcu yapıp da ya siz aslında hak etmiyorsunuz ama mecburiyetten yapıyoruz dememelisiniz. Orada vahim işte, bir şey var mı işte hocam? Orayı da beceremiyorlar diyorum ya. Bak evet, hiçbir tane tutarlı bir yerleri yok yani. Şurada taraftarlarımız şey yazıyor, yorumlar yazıyorlar. Ya bir tanesi de desin ki bu takım çok iyi işleri yaptı değil mi? Var mı öyle bir şey? Bu başkan çok iyi işleri yaptı. Ya hiçbir şey yapmadınız ya. Geldiğinizden beri hiçbir şey yapmadınız ya. Güzel şeyler yapmak için geldiler. Hedefler güzel ama tabii bir sürü hata oldu, beceremediniz. Hani evet, Yılmaz Bal'a çok güven duyuluyor Başkan Hasan Kartal tarafından ama ya o güvenin bile karşılığını alamadığını Hasan Kartal'ın görmesi gerekiyor. Aynen. Evet, ben güvendim. Tamam, güvenmesi çok normal. Yıllardır birlikte çalışıyor. Evet. Ama yani Etin Mesut'taki görevini başarıyla yapabilir ama Süper Lig'de Çaykur Rizespor'daki görevini başarıyla yürütemedi. Bu hatanın üzerine, bu gerçeğin üzerine tekrar
biz kendilerini sorgulamaları gerekir. Yeni sezonla ilgili planlama yapıyorlarsa bana göre en azından tamam Yılmaz'cığım sen gene Etimoskut'ta benim yanımdasın, benim çalışanımsın ama ben Süper Lig ayarında başka birini bulmak zorundayım. Bunu diyebilmeli yani. İstemiyor seni artık, taraftar da istemiyor seni yani. Çünkü yaptığın hiçbir tane doğru yok. Yani futbol adına, Rize Spor Kulübü adına yapılmış bir şey yok şu anda ortada. Ha yapmak istiyordun yapamıyorsan o da senin içinde kalsın. Konuşacaksın, konuşmayacaksın. Duydum konuşacakmış diye. Konuşamazsın zaten. Çünkü başkan seni tutmuşsa sen onun eğer CEO'suysan senin istediğin transferleri de sana yaptırmadıysa çıkıp onları bile diyemezsin. Ben bunları istiyordum da bunları aldırmadı. Ya Ünal Karaman'la duyduğum iddia şu. Ünal Karaman'la gönderildi ya ya daha doğrusu istifa etti ya. Hani kavga mavga yapıldı, tartışmalar oldu iddiaları. Ünal Karaman'ın gidişinden kesinlikle hiçbir... Adam bir gün sonra haberi olmuş ya. Ha, bir gün sonra haberi olmuş. Kesinlikle bilgim yok. Benle hiçbir alakası yok. Basındaki iddialar gerçeği yansıtmıyor diyor. Bu, ha şu var. Yani bu kadar iddia yazıldı, çizildi, televizyonlarda söylendi, edildi. Ama kulüp olarak hiçbir açıklama yok. Yalandır, aslını yansıtmıyor falan. Ne iş... Yılmaz Bal'dan, ne başkandan, ne basın sözcüsü. Ya hiçbir açıklama yok. Kulüp resmi bir şey yapmadı. E yapmıyorsan demek ki bu iddialar doğrudur. Evet. Veya şimdi bu saatten sonra çıkıp desen yok öyle bir şey. Kimse inanmaz. Çünkü sıcağı sıcağına sen cevap vermemişsin ki olanlara. En iyi yaptıkları tek bir şey vardır. Birlikte başaracağız. En iyi onu başarıyorlar. Birlikte şu takımı şu duruma getiriyorlar. Diyor o ya, slogan bile hocam, aynen, ben takip ediyoruz da, sosyal medyaları da takip ediyoruz. O slogan daha çok galibiyet sonrası, tabii, çok ön planda oluyor. Tabii. Ama başarısız maçlarda o sloganı, evet, duymuyoruz. Onun için diyorum ya, birlikte yani başarıyorlar işte. En iyi yaptıkları diyorum ya, o diyorum yani. Fotoğrafları ve galip geldiği maçlardan sonra attığı resimler. Birlikte başarılar. Başardınız birlikte işte. Takımı son anda, işte Kayseri maçında Kayseri Spor golü atmış olsa, Hasan Hüseyin'e düşen topu kontrol edip kaleye vursa 2-1 öne geçiyorlar. Onlar alıyorlar maçı. Sen küme düşüyorsun ve birlikte başarıyordun. Yine de başardınız şu anda. Rize Spor takımı ligde kaldı ve biz sevinemedik. Yani hangi sıkıntı var? Sadece biz değil yani. Bizim gibi olan, Rize'ye gönül vermiş olan taraftarlarımız, herkes hüzün bir şekilde ve hemen bitiminde bütün sosyal medyada onlara yakın olup görünen bile bir sürü insanlar var. Herkes aynı şeyleri yazdı. Topla bavulunu, al Yılmaz Bal'ı git. Evet, Ömer Faruk Erol, Hasan Kartal başkanlık yapmıyor, şovmenlik peşinde görevi geldiği zamandan beri. Adem Kurtuluş, altyapı hocaları maaşını alır, kahvede çaka oynar, İstanbul'dan tif gelir, benim çocuğumu oynat der, altyapı mı tamamıyla torpil, hoca kazanınca bakar, biraz tam anlamadık, böyle bir yorum var. Adam 1,5 senede 25'e yakın transfer yapmış. Elde tutulur bir tane oyuncu yok. Bunları kim izledi, kim getirdi? Rize'ye bunun hesabını soran Allah'ın kulu yok mu bu yönetimde? Yani bizler, Kenan hocam sen de defalardır soruyorsun. Evet, bizler sorguluyoruz da evet yönetimde, evet, sorgulayan olmayınca. Ha bu futbolu tam olarak bilen insan olmamasından kaynaklı bu. Mesela Yılmaz Zeyiroğlu'nu hatırlıyorum. Birkaç transferde aşırı tepki göstermiş. Tabii. Bunları nasıl alındı diye. Ama niye? Çünkü futbolu biliyor, futbolcuyu biliyor. Şimdi burada ya, aldıkları adamların da peşlerinde nasıl çaba sarf ettiklerini bak sana yemin ediyorum. Vedat Moriç'in bir alınışı var. Böyle bir şey yok ya. Gençler Birliği'nin alınışı. Evet. Ne uğraşlarla beraber o işi çözdüler ya. Hı-hı. Yılmaz abi, Yılmaz abi bunların içinde bak diyorum ya, Yılmaz abi burada olmuş olsaydı bunların hiçbirini biz yaşamazdık. Çünkü Yılmaz abinin tecrübesi bazı şeyleri engellerdi. Orada aile olunmayacak bir ortamı görürse onu düzeltirdi Yılmaz abi. Orada babalığına, Yılmaz abinin bir şeyi var, lakabı var, Zehir Baba. Hı hı. Bak Zehir Baba dedim ya, bir babalık olmuş artık. Oradaki bütün oyuncular da Yılmaz abiye baba diyordular. Çalışanlar, tesistekiler hepsi baba. Yılmaz abi orada bir babalık yapabilirdi. Ama bir şey atıldı ortaya, başkanın gelişiyle beraber bir 50 bin lira meselesi atıldı. Bunlar da, evet, çok içerlediler o olaya. Hatta belediye başkanımız da... Halil Bakır. Yok. Rahmi Metin de beraber birlikte istifa ettiler. Evet. Onunla beraber istifa edecekler vardı, etmediler. Onları da çok iyi biliyorum. Beraber teker teker açıklayalım diye. Bunlar gitti, onlar orada kaldılar. İş onlara kaldı ya. Daha çok sarıldılar işe bu sefer. Ama çünkü beraber gidecektiler. Çok iyi biliyorum onları da. Yılmaz abinin kendi ağzından duyduğum kelimeler bunlar da. Ama maalesef Yılmaz abi gibi, Yılmaz baba gibi, Zehir baba gibi bir bu işlerin tecrübesini, deneyimini yıllarda yaşamış, bu kulüpte şampiyonluklar, yani hakikaten inanılmaz şampiyonluklar yaşamış, inanılmaz birliktelikler yaşamış bir insan şu anda bunun dışında kalmış. Tecrübe arıyorsunuz.
Kulüpte iyi şeyler yapacağız diyoruz. Daha iyi transferler yapacağız diyorsunuz. Burada bir aile olacağız diyorsunuz. Ay siz geldiğinizden beri daha hiçbirinin bir tanesini gösteremediniz ya. O zaman fotoğraf bir... karelerinde gösteriliyor. Ha, yani, evet, seviyorlar ama birbirlerini. Müthiş bir arkadaşlıklar var. Olsun, yok, iş yapın olsun ya. O, biz de bayılalım. Çünkü onlar yabancı değil, biz de tanıyoruz onları. Evet. Hepsi Sinan benim çocukluk arkadaşım. Yıllardan beri tanıdığım. Ha, köy hizmetlerinde oynarken ben o sene ayrıldım oradan. Sinan'ı köy hizmetlerine aldırdım yani. O da iyi bir oyuncuydu o dönemde. Ama şu anda orada ve şu anda diğer yöneticilerle futbolun içinden gelmesine rağmen Sinan, Mete, şu anda hiçbir şeyini duymuyoruz. Evet. Konuşamıyorlar veya konuşmuyorlar veya bilmiyorum artık, neyse kendi düşüncesi o. Yani yöneticilerden yani bazılarının da Yılmaz Bal'la ilgili zaten şikayetlerin olduğu, Bal'ı istemedikleri de yine iddialar ya tabii ya ortada. Durga, şimdi, ama önemli olan tabii buna burada sesini çıkartmıyorlar. Az evvel bir şey dedim, para vermedikleri için sesleri çıkmıyor. Şimdi ben inanıyorum ki Sinan Mete şu transferlere baktığı zaman, şu sahaya atılmadığı transferlere, kiralık transferlere bakıldığı zaman bunlar için demiştir ya, bunları kim aldı diye ya. Mutlaka bir serzeniş olmuştur işlerinde. Ama o kadar diyemiyorlar, o kadar yani. Çünkü parayı veren orası. Halbuki parayı veren de az evvel ne dedin ya, bankadan çektiler parayı dedin, evet ya. Artık parayı başkan da vermiyor daha. Çünkü başkan limitini doldurmuş. Ondan başka vermem diyor zaten. Bundan sonra nereden bulurlar parayı? Biliyorsun paranın nereden geldiğini. Ya Cengizlere yani giderler. Cengiz İnşaat yine bu sene 2 milyon euro civarında bir para verdi. Yine Ali Zeki Sarıhanlar, yine belirli Rizeli iş adamları ve Cumhurbaşkanımız. Yani oralardan geliyor yani bu paralar. Yoksa bu transferleri, bu işte 950 bin eurolar, hani cezalarımız var. Bunlar bir şekilde var, bir yerlerden ödeniyor bu paralar yani. İşte genelde gelir bazlı yani, kulüp gelir elde etsin. Sponsorluklar anca transferlere bile yetmiyor da onun haricindeki gidişat işte galibiyet primi, işte TFF iddia şurdu buydu. O paralarla dönmeye çalışılıyor anladığımız kadarıyla ama ekonomik olarak zaten ülke olarak sıkıntıdayız. Türk futbolu da bu sene yeni sezonda bayağı sıkıntı çekecek gibi görünüyor. İşte Rize Spor bu kadar transfer nasıl gerçekleştirecek? Hele kaliteden de bahsettiğimizde insan endişeleniyor. Çünkü 15-16 tane diyorlar o zaman ya. 15-16 tane futbolcu alacağım diyen bir adama şimdi baktığın zaman devre arası transferinde bir tane elle tutur oyuncu Skoda. Garmaş idare eder diye birbirlerinden. Fernandez idare etmese de olurdu. Onun yerine bir başkası da olabilirdi. Yani bir böyle iki tane çok önemli stoper alacağız. Tabii. Şunu diyorum şunu. Yani bu 15 transferi yapacak olan insanlar şu anda yönetim onlar da var. Onlar da Yılmaz Bal'ın menajerleridir bunlar. Ekibidir. Bu devre arası alınan 8-9 transferden bir tane çıkıyorsa eğer, 15-16 transferden kaç tane çıkacağının garantisini, teminatını kim verecek bize? Nasıl inanacağız yani, bu oyuncular iyidir, şu oyuncular iyidir? O zaman şöyle bir şey yapması lazım. Rizeli'yi biraz daha rahatlatabilmek için ülkeden belirli kulüplerde olan oyuncularla itibata geçmeleri. Ülkedeki performansları ortada. Ülkeyi tanıyor, Türk futbolunu biliyor, Süper Ligi biliyor. Bu tip oyunculara daha çok yönelmeleri lazım. Ve bunu da alırken sadece şurada işte 15 gol atmıştır diye değil, karakteri bizim takıma uyar mı, bu coğrafyaya uyar mı, sahadaki davranışı, etrafındaki davranışı nedir, bu şekilde alınması lazım. Yoksa alır getirirsin buraya, çıkar böyle değişik bir tip, bir de ondan uğraşırsın ondan sonra. Çok iyi tespit edersen, menajeri, mutlaka hepsinin menajeri var, uygun bir paralara bir şey edip bilindik transferleri getirmek zorundasın. Çünkü bizim şu an takımımızda 11'de oynayacak en az 7 tane yakın oyuncu lazım. En az 7-8 tane oyuncu lazım. Bunları tespit etmek de çok zor yani. Zor ve ciddi alternatifler de bulmak zorundasın. Yani o kişilerin eksikliğinde sahaya sürecek güvendiğin bir hamlen olamadı mı bu seneki pozisyona düşeceğiz yine yani. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen seneki Okan'ın dönemindeki transferleri Tomas Oza yaptı diye düşünüyorlar. Evet. O zaman eğer Tomas Oza yapacaksa bu transferleri, öyle transferlerini 7-8 getirdi, 7'si oynadı, birisi girdi, katkı yaptı. Böyle bir transferleri yapacaksa başımızın önünde yeri var. Ama bir de şöyle bakalım olaya. Biz dedik ya, Başkan Acemi, Yılmaz Bal Acemi, savunmacılarımız Acemi, böyle Acemiler mangası gidiyoruz. Peki biz şimdi Tomas'la devam edeceğiz de Tomas Oza'yla. Tomas Oza'nın tecrübesini, Rize'de tecrübesini kazanmasını mı bekleyeceğiz? Bu hata yapar giderse ne diyeceğiz ondan sonra? Bu da Acemi'ydi ya.
Bu da geldi Rize'ye kendini geliştiriyor. Geçen seneki transferlerde Okan Buruk etkisi de var. Bazı futbolcular yani. Zaten Okan Buruk birebir arayarak ikna evet. etmiş. Yani ben de şunu Thomas biliyorum. Okan Buruk yani bu ekip. Aynen ben de şunu biliyorum. Ben İrfan Hoca'yı aradığım zaman Okan'ın yardımcısı. Benim dediğim gibi çocuklar arkadaşım. İrfan'ı aradığım zaman İrfan bana şunu demişti manyak için. 4 tane sol bek var onların üzerinde şu an çalışıyorum. Gece de saat 11-11.30 civarıydı. Hala dedi vallahi gözlerim kapanıyor dedi onları izliyorum dedi şu anda. Yani o da tespitlerinin içerisinde evet. ha bunları o bulmuştu bu bulmuştu demiyorum. Budur verin ona izleyebilir. İki bir şeydi. Ama şimdi Thomas Hoca'nın gelecekte bu takıma katkı yapacağını bu tecrübeyle beraber ya şu anda baktığınız zaman hani Mehmet Ali Karaca'nın ikisini yan yana koysak hangisi tecrübeli? Mehmet Ali Karaca tecrübeli değil mi? Şimdi biz getiriyoruz yine dönüyoruz yine acemi bir teknik adamdan başlayacağız yola. Ne olacağımız belli olmayacak çünkü. Bundan öncesi yok. Sadece yardımcılık yapmış. Ya biz futbolcu alırken yetiştirmek için geldi ya Fener'den sağdan soldan oyuncular Hollanda'dan şuradan buradan son 10 dakikalarda faydalandık onlarla. Acemi oyuncularla beraber. Şimdi bir de acemi hocayla mı uğraşacağız? Bir de bunu mu yetiştireceğiz? Biz hala orada mıyız yani? Biz Rize Spor olarak bir baba antrenör bulup da eğer Rize'liye teslim etmiyorsan bir tane deneyimli, tecrübeli bu işi bilen bir tane teknik adam bulup da Rize'ye getiremiyor muyuz biz? İlle Thomas'ı mı büyütmek zorundayız biz? Thomas'ı mı yetiştirmek zorundayız? Hani işte Thomas'ta bile Osman Aşkınbak tarafından yapılmış bir transfer deniliyor yani. O zaman kulübün borcunu Osman Aşkınbak ödesin o zaman. Daha niye bankadan transferler yapılıyor, yani, şey alıyor, krediler çekiliyor? O kadar çok şey konuşuluyor, iddia ediliyor falan. Onlara baktığım zaman ya bu kulübü Allah aşkına kim yönetiyor diye evet. Bazen tereddütte kalıyorum yani. O transfer yapıyor, o onu getiriyor, o şöyle diyor falan. Bu kulübü kim yönetiyor? Ben şunu da duydum ha. Hasan Kartal'ın bu kulüp sizin bildiğiniz gibi yönetilmiyor dediğini de duydum. Yani şu anda orada çok böyle isteyerek orada durduğunu da inanmıyorum yani. Bu kulübü yönetmek çok zor dediğini de biliyorum. Çünkü niye? Az evvel dediğin gibi eğer Osman Aşkın bak bu kulübün her şeyine karışıyorsa bu da büyük bir sıkıntı. Başkan istediğini yapamıyor. Evet. Başkan yapacak diyor mesela sportif direktörüne bunu yap. O gidiyor tespit ediyor buluyor. Bulduğunu alamıyorsan yine sıkıntı. Nereye bağlantı oluyor? Direkt yukarıya. Bizim o kadar paramız yok. Biz onlara o parayı veremeyiz de geliyor. Bu sefer ne oluyor? Dönüyorsun. 300 bin euroluk, 400 bin euroluk birilerinin artıklarını almaya çalışıyorsun. Olabiliriz. Bunlarla da olabiliriz. Ve bu tecrübesiz, deneyimsiz oyuncularla beraber bir oyuncu topluluğu yakalıyoruz. Ve bir daha sene 15 tane daha, 16 tane daha transfer yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü niye? Ya kulüp takımları ne yapar ya? Bir işkere kadro kurar. Buna her sene 2 tane, 3 tane oyuncu alır yani. Eksikleri olur. Şeyi bitmiş olur. Anlaşamazsın adamın. Sözleşmesi bitmiş olur. 2 tane, 3 tane bilemedin 4 tane transfer yaparsın ya. Bu ligde kaldığın süre içerisinde bir kulüp böyle idare edilir. Şimdi biz bundan önceki dönemlerde Akhisar Spor takımının başladığından son geldiği sezonun bir önceki sezonun bir son dakikalarda yine ligde kaldı. Son maçta Türkiye Kupası'nı aldığı dönem. Evet. Ya Akhisar Spor'un hiç duydun mu ya? Küme düşmeye oynuyor, şunu oynuyor. Ya Akhisar Spor takımı ilçe takımı olmasına rağmen getirdiği oyuncuları milyon eurolara sattılar. Ya o kadar güzel bir işle beraber gittiler ki biz o seviyeye bile çıkamadık yani. Maalesef. Yani o takımı bir o yukarılara çıkarıp bir Türkiye Kupası finalinde işte bir iyi transferlerle veya sattığımız bir tane Vedat Muriç transferimiz ya. O da sattığımız paraya bakıyorsun. Yani şimdi istenilen paraya bakıyorsun. Biz de ikinciden parasına bakıyorsun yani. Evet. Ya şu an sadece bazı yazılarda görüyoruz ya işte o Fener satacak da %15'i bize verilecek. Ondan iştah duyuyoruz yani. Ama Kenan Hoca dediği zaman bak Kenan Hoca 5 yıllık niye imza attırmadınız dediğin zaman bas bas bağırdığı zaman kimsenin umurunda değildi. Kıvekoylan Orhan'a 5 yıllık imza atıldı. Vedat Moris 2,5 yıllık imza atıyor. Yöneticiler biz daha size ne diyelim yani. Ha, eğer futbolun içinde olan insanlardan faydalanmazsanız bu hataları çok daha yaparsınız. Atarsınız işte cumartesi günlerine imzalarınızı. İşte yöneticiler, şimdi yöneticiler futbolun içinde olmadı mı böyle şeyler çok normalde. Yani Mehmet Ali Karaca'ya ikinci yardımcının gönderilmesinin bile siyasi bir kanaldan tabii diretildiği canım. Söyleniyor. Ya. Yani şimdi yardımcıyı sen seçemiyorsun. O biri diyor sana onu gönder, gel o gelsin. Thomas'ın buraya gelişini ben tahmin ettim ve yemin ediyorum %99 yakın ona. Tahmin ettiğim şekle göre yakın. Thomas boşta. Okan Buruk'tan diyalog içerisinde. Okan Buruk Göksel Gümüştağ'la, Göksel Gümüştağ Osman Aşkın bak. O arada
kurdular şeyi, bağlantıyı kurdular ve sonunda geldi. Yani yoksa Okan Buruk şey neredeydi? Thomas neredeydi ya? Yani gitmişti Antalya'da çok iyi işler mi yapmış? 6 haftalık süre içerisinde de Thomas bize geliyor. 6 maça çıkıyor, 3 tane şeyi var, beraberliği var. Evet. E neye göre şimdi Thomas'ı alıyorsun? Hangi planına göre, neyi planlıyorsun sen yani şimdi? Orada kadroyu güvendiye mi girdin? Kurmamıştı da işte niye gittin oraya? Malzemeyle. E niye gittin oraya o zaman? Süper Lig'de çalışıyorsun, şampiyonluğa oynayan evet. bir takımın ne vardı orada? Paraya mı atladın gittin oraya? Öyle ya, bir şey var yani. Birinci hoca olacağım. Bir bakarsın o takıma, ben bu takımdan bu ligde bir şey yapabilir miyim diye. Ünal Hoca buraya geldiği zaman dönüp işte ben bu kadroyla beraber ne yapacağımı dediği zaman bilmiyor muydun bu kadroyu sen? Değil mi ya? Bu kadroyu bile bile geldin. Tabii canım. Bu kadro kötüydü, mötüydü. Sen son dakika golü de yendin Rizespor'u burada. İki tane gol attı. 2-1 bitti de burada şimdi maç. Evet. Ya şimdi kulübü alıyorsun. Geliyorsun ondan sonra diyorsun ki ben bu kadroyla ne yapayım? Yapma ya. Neredeydin bundan önce ya? Bundan önce gelmeden sana burası teklif edildiği zaman dersin ki ben buraya çalış. Abdullah Avcı'ya teklif edilmişti bir ara. İyi hatırlıyorum. Yok ben çalışmayacağım dedim. Şu an geçen sene içinde diyorum. Da var. Yani. Gerçi Thomas geldikten sonra ortaya atıldı. O da ayrı bir konu. Belki yalandır ama Abdullah Avcı niye hiç Rize'yi tercih etmiyor sizce? Kendi düşündüğü projesini burada hayata geçindiremez. Bir de şu anda daha çok şu. Abdullah Avcı diyor ki ben yukarıdaki takımlarla işim var. Şampiyonluğu oynayacağım. Ben çünkü aşağıdaki görevimi tamamladım. Her teknik direktörün hayali vardır ya. Beşiktaş, Galatasaray, işte Trabzonspor. O şu anda o hayalin peşinde yani. Onun hesabında. Ama şu anda gider belki Trabzon'a gider bilmiyorum. Trabzon'a gider de orada başarısız olursa dönüp ya bırakacak ya da dönüp oradan başlayacak veya diğer Azerbaycan'da şudur oralarda gezer yani. Onun dışında çünkü proje takımlarını daha sesmez. Çünkü proje takımını aldı Başakşehir'i oradan getirdi bir projesini oraya kadar hamlesini yaptı yani. Ondan sonra tam büyümek var. Evet. Üç büyüklerdir hedefli olan. Çünkü o tip hocalar buraya gelmesi için birilerini ikna etmesi lazım onu. Ancak öyle olur. Gideceksin oraya. Yani biraz böyle. Daha senin dediğin olacak. Çok fazla sana müdahale etmeyeceğiz, karışmayacağız. Ben inanıyorum o gelse buraya öyle bir proje sunsa, 4-5 yıllık ben buradayım hı-hı. dese, böyle bir şey yapsa ona bütün yetkiyi verirler. Emin ol verirler yani. Kimse de karışmaz ona yani. Ya çünkü işte yaptıkları, hani var ya hocam bak şimdi. Yaptıkları yapacaklarının karşılığıdır. Evet. Tamam belki orada bir şampiyonluğu kaybetti ama orada o 5 denede o takım, tabii ama. O takım geldi. Yani bu takım şampiyon olmuşsa Abdullah Avcı'nın orada çok büyük emeği var yani. Alttan üste. Tabii canım. Bu da yatsınamaz. Onun için ama ben şunu diyorum. Bak şuna karşıyım. Üstüne basa basa diyorum. Bizim Thomas Hoca ile anlaşmamız büyük, bana göre çok büyük bir hayal kırıklığı ve kesinlikle bir an evvel bu yoldan geri dönmeleri lazım. Bak bu yoldan geri dönmeleri lazım. Henüz atılmamış diyebiliriz yani, işte o yüzden. Yani, bu yoldan geri dönmeleri lazım. Onunla birlikte ben yine taraftarlar adına da çünkü onlar da aynı şeyleri söylüyor. Ben bu yönetim kurulunda aynı şekilde yönetim kurulu şöyle diyeyim yani yönetim kurulundan çok aşağıdakilerle çok fazla bir şey demek istemiyorum da öyle kalacaksalar onlar da gitsinler. Ama o yukarıdaki Hasan Kartal ve Yılmaz Bal mutlaka yapmış oldukları işi yapkalarının önüne çıkarıp bakacaklar. 1,5 sezon içerisinde biz Rize'ye ne verdik? Hepsi ortada. Onların sesi olalım burada. Hem bizim sesimiz hem taraftarımızın sesi olalım. İstemiyorsunuz. İstenmiyorsunuz artık Rize'de yani. Evet. Şu an yoğun bir tepki var. Evet. Hocam süreyi de açtık. Kadir Köse demiş ki kaç senedir aynı senaryoyu izliyoruz. Sezon öncesi başarılı olacağız. İlk 5'te olacağız. Bu lafları duymaktan sıkıldık. Artık her sene genç bir taraftar olarak düşecek miyiz, düşmeyecek miyiz stresini yaşamaktan bıktık artık. Ne zaman başarılı olacağız merak ediyorum. Yorumunda bulunduk. Kadir Köse'ye de teşekkür ediyoruz. Süreyi de açtık hocam. Son olarak ben bir şey söyleyeyim. Yani zaten Rizespor'un dışında şu anda burada konuşurken ben teknik adam olarak konuşuyorum ama burada bizim bir antrenör derneğimiz var. Ben de TÜFAK Başkan yani Türkiye Futbol Federasyonu Rize Şubesi Başkan Yardımcısıyım ben de. Ömer Kozapir diye bir arkadaşımız var. Abisi benim çok eski arkadaşım. Beraber yıllarda köy hizmetlerinde futbol oynadık. Kaptanlığımı yaptı. Birlikte o birinci hocayken ben ikinci hocalık yaptım. Ömer Hoca da yıllarca dışarıda futbolunu oynadı. Şimdi TÜFAK Başkanlığı'na aday. Yalnız geçen gün bir açıklaması oldu. Rize TÜFAK antrenörlerini dejenere ediyor diye. Biz bunu duyunca yönetim kurulu olarak da oturduk bugün toplandık, konuşma yaptık. Yani hiç gerek yoktu bu tip konuşmalara.
biz nerede ne yaptığımızı az çok yapmış olduğumuz bir şey var, bildiri var. O bildiride de yönetim kurulunun bildirisi. Onu da sitelerde paylaşacak okurlar arkadaşlarımız. Bizim TÜFAT olarak bize de yapabileceğimiz neler varsa biz elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştık. Ki bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde bir seçim süreci, şu anda zaten bizim gündemimizde seçim falan da yok, daha da bayağı da bir zamanımız var. Ama yani Ömer Hoca'nın burada bu tip kelimeleri kullanarak niye bu şekilde kullanıp da daha iyi şeylerle karşımıza çıkması bence daha doğru olur. Yani bir dejenere ediyor hesabına gideceğine kendi yapacaklarını anlatsa bana göre daha güzel olur. Bir de bizim işte seçimleri seçim gibi yapmadığımızı, hani gidiyorsunuz oraya tek başkan alıyorsunuz, seçim bile olmuyor orada. Halbuki öyle bir şey yok. Bizim orada divan kurulumuz da oluyor. Seçimi de adam gibi yapıyoruz. Bütün yapmış olduğumuz seçimlerde eğer gelir birisi listeyi verirse biz onunla kesinlikle, öyle ya, listeyi verdi başkan adayım dediği zaman onun da listesini alacağız. Biz onunla beraber tabii ki seçime gideceğiz ama bugüne kadar eğer bizim karşımıza bir başkan aday çıkmayınca bizim seçimlerde bu şekilde yapıldıysa bu bizim suçumuz değildir herhalde. Ama bizim seçimlerimiz doğru mu yapıldı, yanlış mı yapıldı diye eğer birileri soruyor, merak ediyorsa dernekler de kurulunda vardır. Bizim seçimlerimizin nasıl yapıldığı, meşru mudur değil midir diye oradan çok rahatlıkla öğrenebilirler. Evet. Onun için ben yine şunu diyorum, hani arkadaşlarımız bu şekilde olaylara gireceğine kendilerine göre bir şeyler üretsinler, çalışmaları yapsınlar. Seçim zamanı geleceği zaman bizden mesela liste isteniyor bizden. Biz de şöyle bir karar aldık, üyelerimizi belirleyelim, seçim kararı aldığımız zaman veririz size listeyi, çıkarsınız, siz de çalışmalarınızı yaparsınız diye. Benim şimdilik TÜFAS adına söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarım adına bugün, yani o bugün toplantınız toplantıda aldığımız karar. Ben de tabii TÜFAS Başkanı Yardımcısı olarak ister istemez bizi de etkiliyor bu tip şeyler. Evet. Bu tip söylemler olmasın, daha çok birleştirici. Bütün bir tek amacımız var. Ben bugün diyebilirim ki 14 yaşından beri futbolun içerisindeyim. 1994'te diplomamı aldım. Son belki 3-4 senedir antrenörlük etmiyorum ama bu süreç içerisinde yine televizyon programlarında yine futbolun içindeyim. Futbolun hiç dışına çıkmadım. Ama şunu siz de az çok bilirsiniz belki. Benim bir tek düşüncem vardı Rize'de. Eğer Rize'nin çocuğuna bir şeyler katabiliyorsak, Rize Spor'a bir şeyler yapabiliyorsak, Rize'deki bütün çocuklara elimizden geldiği kadar eğer destek, hayatımda köstek olmadım ki bundan sonra da olmam mümkün değil. Hepsine elimden geldiği kadar destek vermişim. Bundan sonra da yine destek vereceğim. Rize'nin çocuğuna bir küçük katkım olursa ne mutlu bana. Ve bundan sonraki düşüncelerim de, duygularım da hep aynı şekildedir yani. Çünkü bize yıllar önce yapılanları biz çok iyi bildiğimiz zaman biz elimizden geldiği kadar, işte Rize'nin çocuğunu az evvel de saydım, dışarıdaki arkadaşlarımla bağlantıya kurduğum sürece Rize'nin çocuğunu dışarılara göndermek için bir uğraş veriyorum. Diğer türlü yönetim kurulunda Ogün Hocam var mesela. Ogün Hoca da elinden geldiği kadar eğer çabasını sarf ediyor. Bilal Hoca'nın elinden geldiği kadar o da sarf ediyor. Ya yani herkesin bir uğraşı vardır ama TÜFAT'ın da birinci amacı şu değildir. Yani Rize'den dışarıya antrenör göndermek, Rize'den dışarıya futbolcu göndermek değil. Yapabilirse ne mutlu. Yani bu işin gerçeği bu. Antrenörü de gönderirse mutlu oluruz. Oyuncu da gönderirse bu herkes için mutlu olur ama herkesin de bir kapasitesi vardır kendine göre. Elinde ne geliyorsa onu yapıyor. Ama yapmış olduğumuz bir dünya etkinliğimiz var ondan sonrasını. Biz de elimizden geldiği kadar onları yapmaya çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim TÜFAT adına şu anda bu kadardı. Evet hocam, zaten bayramdan sonra herhalde bir sonraki programımızı yaparız. Bayramdan sonra genel değerlendirmeler yapalım. Pazar Spor'u da konuşmadık. Nevşehir Belediyespor karşısında galip geldiler. Ve şimdi final oynayacaklar yarın akşam Soma'yla. Pazar Spor'la ilgili de bir şey söylerseniz hocam. Şimdi Pazar Spor'u Şevki Ozay dün değil, bir gün akşam aradım. Maçtan bir gün sonraydı. Evet. Aradım. Konuştum kendisiyle. Şevki Ozay da benim çok eski arkadaşım burada. Benden fikir alışverişleri sürekli yapardı. Oyuncular hakkında bilgi alırdı benden. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olurdum ona. Hala şu anda TÜFAT'ta yine yönetim kurulunda birlikte çalışıyoruz. Şevki Hocam'a şunu sordum maçtan sonra. En önemlilerinden bir tanesiydi. Maçı kazanmış, tebrik ettik zaten. Oyuncu, sakat oyuncu var mı diye sordum ona. Dedi ki hocam, dedi, yok dedi. Sadece dedi
yorgunluk oldu dedi. İster istemez dedi. Kramplar falan girdi dedi. Dedim ki normaldir yani pandemi dönemi atlattınız. Evet. Ondan sonra doğru düzgün çalışamadınız. Hazırlık maçı falan dedi yapamadık dedi. Dedim ki bu normaldir. Çünkü üst seviye bir birlik bir maçı kovalıyorsun. Üst düzey oynuyor çocuklar. İster istemez o yorgunluklar olacaktır. O evet. Adale atmaları. Ama burada önemli olan adale yorgunlukları olacaktır. Kramplar girecektir. Önemli olan sakatın var mı dedim. Yok dedi Allah'a şükür hocam. Dedim ki hocam sen daha önce bu işi başarmıştın. Şimdi yine bunu başaracağına inanıyorum. Bir de şöyle bir şey söyledim ona. Çok önemliydi orası da. Pazarspor giderken belirli birkaç kişinin haberi oldu yani. Haber yaptı, sitelerde paylaştı ama maçtan sonra özellikle bütün Rize sitelerle beraber kilitlendi ve müthiş bir şekilde destek var. Herkesin size dedim hakikaten duaları var dedim. Bunları unutma. Herkes dedim sizin oradan kupayı alıp ikinci lige çıkıp döneceğinizi düşünüyor. Herkes dedim hakikaten dualarıyla beraber peşinizde. Yani. İnşallah dedim Allah yardımcınız olur dedim. Sakatsın, sevatsın, maçı bitirirsin. Rize'de de karşılaşma yaparız. Ondan sonra da ya programımıza gelirsin. Beraber bir program yaparız dedim ona. Tamam hocam dedi. Başarılar diledim. Şu anda da yine yarın oynayacağı maç için hakikaten gönülden başarılar diliyorum. Pazarspor'un orada olması bizim için çok büyük bir avantajdır. Ki onun gibi birkaç takımımız daha teşkil olmuş olsaydı. Rizespor oraya da çok iyi sahip çıkması lazım bundan sonraki süreçte. Onlar yaşadığı sürece orada bizim altyapıdaki oyuncularımızın basamak olarak kullanabileceği bir yerdir orası. Canı gönülden başarılar diliyorum Pazarspor'umuza. Evet. Sevgili izleyenler yani çok fazla Fener maçını irdelemedik ama zaten sezon boyunca geldiğimiz nokta üzerinden yorumlar yapmaya çalıştık. Hani Kenan hocamın hala eklemek istediği bir şey varsa alalım yoksa yok, veda edeceğiz. Şu anda şunu diyelim, önümüzde bayram var. Bayramda o süreç serisinde programımız yok. Herkesin tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayalım. Allah'a emanet olsunlar. Bizi hakikaten bu kadar seyrettikleri için, bu rakamlara ulaştığımız için hakikaten çok mutlu oldum. Seyircilerimiz bizi seyrettikten sonra, bu verileri aldıktan sonra biz de burada daha keyifli programlar yapıp daha iyi onlara layık olmak için elimizden geleni yapacağıma inanıyorum. Yapacağımıza diyeyim daha doğrusu hep ekibimizle birlikte. Bayramları, Kurban Bayramları kutlu olsun buradan. Evet. Sevgili Kenan Osman hocamıza teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarıyla programımızı renklendiriyor ama bayramdan sonra zaten lig bitti. Evet, lig bitti ama konuşulacak çok konular var. Daha farklı konularda da altyapıdan başlarız. Diğer kulüplerimizle alakalı konuşmalarımız olur. Konuklarımız olacaktır ama hepsi bayramdan sonraki yeni sezon yayınlarımızda diyelim inşallah karşınızda olacağız. Ben de yarın akşam Pazarspor'un Soma Spor karşısında oynayacağı maçta umarım galip gelerek bir kez daha ikinci lige yükselmiştir. Şevki Konyalı hocayla bir kez daha ikinci lige yükselmesini, sevincini yaşarız diye temenni ediyorum. Tüm futbolculara, orada da merkezden çok değerli sevdiğim futbolcu kardeşlerimiz var. Onlara hepsine başarılar diliyoruz. Bir başka konu programı devam edecek hafta içi ama saha dışını inşallah bayramdan sonra yeniden gerçekleştireceğiz. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yesek hep birlikte. Bu nasıl bir lezzet böyle? Durma hadi bol bol söyle. Taptaze çiğ köftesiyle. Koma gene, koma gene.